İstanbul Ekonomi Araştırma Nisan ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Hem siyasi partiler hem de liderler açısından ortaya çıkan sonuçları İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki ile konuşacağız. Sayın Selçuki, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar Petek Hanım. Teşekkür ederim. İstanbul için bir araştırma yaptınız. Pazar günü seçim olsa neler çıkar? Türkiye araştırmamızdan bahsediyorsunuz, İstanbul özelinde yaptığımız araştırmadan bahsediyorsunuz. Her ikisini de alalım lütfen. Tabii, şimdi Türkiye için, Türkiye genelinde yaptığımız araştırmada aslında çok değişen bir tablo yok. Hiçbir ittifak %50'nin üzerine geçemiyor. Fakat Nisan ayında Cumhur İttifakı'nda bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Yani son aslında 6 ayda baktığımızda Cumhur İttifakı en üst seviyesinde, yaklaşık %48 seviyesinde kararsızlar dağıtılmadan. Tabii ki de hani Mart ve de kararsızlar azalmış vaziyette. Çok derin bir krizden geçiyoruz. Bu krizde kişiler çok seçmen güven arıyor ve de öyle olunca yeni arayışlara gitmektense mevcut olduğu yerde oy tercihini kullanma eğilimi oluyor. Dolayısıyla kararsızlar da düşüyor. Bu artışı buna yormak mümkün. Dediğim gibi son 6 aydır Cumhur İttifakı'nın %50 eşiğine en yaklaştığı ay oldu Nisan, araştırmamız oldu Nisan başında yaptığımız araştırma. Ama öte yandan çok da resim değişmiyor açıkçası. Dediğim gibi iki ittifakta %50'yi şu anda geçemiyor. Öte Peki, yandan liderlerin başarı... Pardon. Buyurun, 4 Haziran'dan bu yana AKP için tablo nasıl? Şöyle, AK Parti'nin oylarında bir gerileme var. Zaten bunu yerel seçime giden süreçte de, yerel seçimden sonra da görüyorduk. Ama şu trend devam ediyor, onu da görmek lazım. AK Parti'den vazgeçen seçmen MHP'ye gidiyor. Dolayısıyla bugünün seçim dinamiklerinde AK Parti veya MHP diye ayırmak ne kadar anlamlı seçim dinamikleri bakımından onu bilemiyorum. Çünkü sonuç itibariyle Cumhur İttifakı'nın ne oy aldığı önemli. Ama şunu söylemek mümkün. İttifak dinamikleri bakımından AK Parti'nin MHP'ye daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemin içinde olduğumuzu söylemek mümkün. Liderler açısından baktığımızda, hem siyasi liderler hem de yerel yönetimler açısından baktığımızda nasıl görünüyor tablo? Şimdi biz her ay 10 üzerinden başarı puanını soruyoruz liderlerin. Bir kere hep tekrar ettiğim bir şey var. Türkiye için üzücü bir tablodur. 6'nın üzerinde alan lider yok. Yani genel olarak seçmen liderleri başarısız buluyor. Bu parti ayırmadan söylüyorum. Fakat Nisan ayında şöyle bir şey fark ettik. Genel olarak bütün liderlerin puanlarında bir düşüş var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da var, İmamoğlu'nun da var, Sayın İmamoğlu'nun da var, Mansur Yavaş'ın da var, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da var. Genel olarak siyaset kurumundan memnuniyetsizliğin arttığı şeklinde bunu yorumluyoruz. Yani siyasetin çözüm üretmekten uzaklaştığı ve de çözüm üretme bakımından vatandaşın siyasete pek de güvenmediği sonucu ortaya çıkıyor. Bu bir müddette devam eden bir trend. Onu da söylemekte fayda var. Ama Nisan ayı başında bu iyice görünür olmaya başladı. Ve de pandeminin hem sağlık tarafındaki krizi derinleştikçe, hem ekonomi tarafındaki krizi derinleştikçe ve de bu kadar ağır krizlerimiz varken, bu kadar ağır sorunlarımız varken siyasetçiler sanki hiçbir şey yokmuşçasına mevcut siyasi atışmalarına devam ettiği müddetçe ben bu trendin daha fazla süreceğini düşünüyorum. Genel olarak toplumda siyasetin dertlerine çözüm yaratma kapasitesine olan inanç eriyor. Büyükşehir Belediye Başkanları açısından baktığımızda ne söyleyebilirsiniz? En çok kim başarılı bulunuyor? Şöyle, biz Mart ayı başında bir araştırma yaptık. Orada da 31 Mart seçimlerinin, yerel seçimlerin birinci seneyi devresinde 3 büyük ilde belediye başkanlarının başarılarına baktık. 3 büyük ilde en başarılı bulunan belediye başkanı Sayın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Her 3 belediye başkanına da baktığımızda 5 üzerinden
3'ün üzerinde puan aldıklarını görüyoruz. Yani her biri bulundukları, görev yaptıkları ilde toplumun %50'sinden fazlası tarafından başarılı bulunuyor. 3 ilde bakacak olursak 24 Haziran'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını en fazla arttıran belediyenin Ankara olduğunu görüyoruz. Şu anda ekranda bir sonuç görüyorum ama çok eski bir sonucumuz. Hani az önce verdiğim rakamlar o grafikle alakalı değil. Ama 3 büyük ilde özetlemek gerekirse en başarılı bulunan belediye başkanı Sayın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, Sayın Selçuk'u ekranda gördüğünüz arşiv görüntüleriydi. Daha önceki verilerin Pardon. görüntüleriydi. Aha. Şunu sormak istiyorum. Koronavirüs salgınına ilişkin de sorular sordunuz. Sağlık Bakanlığı'na kurumsal olarak güveni de sordunuz. Bakanlığın açıkladığı verilere güven ne durumda? Şimdi bakanlığın açıkladığı verilere güven maalesef düşmüş vaziyette. Yani Mart ortasında daha iyi rakamlar vardı elimizde. Bunun sebebinin biraz koordinasyonsuzluk olduğunu düşünüyorum. Bir de yeterince şeffaf bilgi akışı maalesef şu anda sağlanmıyor. Neden? Çünkü mesela şimdi büyük bir soru var değil mi ortada? İşte geçen sene il bazlı vefat rakamlarıyla bu sene kıyaslanıyor ve İstanbul'da bir artış olduğu gözüküyor. Kimisi de diyor ki bunlar çünkü normalde cenazeler memleketinde kaldırılırdı. Şimdi İstanbul'da kaldırılıyor. O yüzden arttı diyor. Ama kimse de çıkıp kamu tarafında bu iddiaları tatmin edici bir şekilde cevaplayacak açıklama yapmıyor. Öyle olunca ve de genel bir koordinasyonsuzluk yaşadık biliyorsunuz 2 hafta önce Cuma akşamı bu sokağa çıkma yasağının çok geç ilan edilmesinden gelişmeler maalesef rakamlara yansıyor. Ama öte yandan şunu da söylemek mümkün. Sağlık Bakanlığı'nın bu işle yöntemi ve mücadele eforları toplumda bu arada kabul görmüş vaziyette ve başarılı bulunuyor. Yani rakamların inandırıcılığıyla Sağlık Bakanlığı'nın performansını birbirinden ayırmak lazım. Orada toplumun bakanlığı başarılı bulduğunu görüyoruz ama rakamların inandırıcılığını kaybetmeye başladığını görüyoruz. Bu tabii kötü bir gelişme. Neden kötü bir gelişme? Çünkü rakamlar inandırıcılığını kaybedince bu sefer toplumda bu işin ciddiye alınma oranları düşüyor. Ciddiye alınma oranları düşünce de işte kendine dikkat etme, bu bireysel izolasyon dediğimiz bir takım önlemler var biliyorsunuz. Onlara riayet etme, o kurallara oranları düşüyor. Bu da tabii salgınla olan mücadelemize zarar veriyor. Son olarak şunu sormak istiyorum. Siz insanlara yardım kampanyalarına ilişkin de soru sordunuz. Hem Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı "Biz bize yeteriz" kampanyasını sordunuz. Hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için nereyi tercih edersiniz diye sordunuz. Nasıl çıktı sonuçlar? Cumhurbaşkanlığı kampanyasına yardım ederim diyenlerin oranı %25'e yakındı. Hiç yardım etmem diyenlerin oranı da %20'nin üzeriydi. Şimdi burada bu iki rakamı dikkatli okumak lazım. Cumhurbaşkanlığı kampanyasının iletişim şekli bence toplumda iyi bir tepki yaratmadı. Çünkü yardım kampanyası açan tek ülke biz değiliz bu arada. Onu ortaya koymak lazım. Ama ilk başta açıklandığında yardım kampanyası sanki hükümetin COVID'le mücadelesinin ana ekseniymiş gibi bir hava oluştu. İlk başta da öyle gözüküyordu hakikaten. Birçok ekonomik yardım ondan sonra açıkçası dile getirildi, kamuoyuyla paylaşıldı. Diğer ülkelerden ayıran neydi? Diğer ülkelerde de benzeri kampanyalar açıklandı ama mesela İşte Kanada Başbakanı çıktı dedi ki ya 93 milyar dolar biz bu işe ayırdık, siz sağlığınızla ilgilenin. Şimdi ana unsuru böyle bir yardım paketi olunca yanındaki bağış kampanyası kimseyi rahatsız etmiyor. Ama bizde bu işte sanki bağış kampanyası hükümetin COVID'le mücadeledeki ana unsuruymuş gibi bir algı oluştu. Ve de orada tabii ki de tepki oldu.
O yüzden %25 rakamı aslında düşük bir rakam. Ben bu tepkinin buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Öte yandan ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Önemli bir kesim, yani %20'nin biraz üzerinde bağış yapmayacağını söyledi. Bunun sebebine iyi bakmak lazım. Neden? Bu bir umarsızlıktan dolayı değil. Yani Türkiye hakikaten ekonomik açıdan zor bir dönemden geçiyor. Zaten COVID-19'un ekonomik etkileri olmadan önce de ekonomimiz çok iyi durumda değildi. Ve de giderek yaşanan gelir kayıpları, iş kayıpları, bütün bunlar geçim sıkıntısını daha üst seviyeye taşıyor. Ve de mesela bir hafta sonra, 2 hafta sonra tekrar bu soruyu sorsak bağış yapmayacağım veya yapmadım diyenlerin oranının daha yüksek çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu bir artık imkan meselesine döndü. Yani bağış yapma imkanınız var mı yok mu meselesine dönüyor. Dolayısıyla o rakamı da toplumun içinde bulunduğu ekonomik koşulları anlatması bakımından önemli buluyorum. Peki Sayın Can Selçuk'u çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, paylaştığınız bilgiler Ben için. teşekkür ederim. Kolaylıklar İyi dilerim. yayınlar.